Herkese merhaba. Bir önceki sohbetimizde Mehmet'le birlikte ESG kavramı üzerinde bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. O zamandan bu zamana birçok değişiklik oldu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da bazı mevzuat altyapı çalışmaları başlatıldı. Önce Türkiye'den bahsedelim. Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayınladı Temmuz ortasında. Mehmet, bu eylem planı kısaca neleri içeriyor? Şu başlıklar var. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın aslında 9 tane ana eylem başlığı var. Bunların içerisinde sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil finansman, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, sürdürülebilir finans, enerji arzı ile alakalı önlemler ve bunların yeşil enerjiye, yenilenebilir enerjiye döndürülmesi ile alakalı olan konular, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım ve elbette diplomasi faaliyetleri ve bunu uygulayacak olan çalışan işverenlerin eğitimi, kurumların eğitimiyle alakalı olan faaliyetler olarak ana başlıkları sergileniyor. Elbette bu birden çok endüstriyi ilgilendiriyor, çok yapılan doğru düzenlemeler. Ama bizim hani bu sohbetimizdeki önceliğimiz hep enerji sektöründeki şirketlere ve enerji sektörüyle bağlantılı olan işleri nasıl etkileyecek? Bu konuda kısaca bir bilgi verebilir misin? Şöyle söyleyeyim, enerji sektörüyle ilgili olarak bir defa Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı öncelikle konunun çözümü için emisyonların anlaşılması, ardından bu emisyonlarla alakalı bunu çözebilecek olan çözümlerin ortaya konması ve daha sonra bunların elbette transformasyonu ve ardından da bunların uygulanması ve yeni enerji türlerine geçişle alakalı farklı noktalar içeriyor aslında. Burada karbon yakalama teknolojileri, düşük karbona haiz veya direkt yenilenebilir enerjiyle alakalı olan teknolojiler bunların içerisinde yer alıyor. Enerji şirketleri deyince, enerji şirketlerinin içerisinde elektrik üretimi yapan şirketler için de bazı konular içerirken aynı zamanda Türkiye'deki özellikle enerjiyle alakalı petrol sektörü tarafında da büyük bir etki yaratacağı gerçek. Çünkü önümüzdeki dönemde özellikle elektrikli araçların gelişmesiyle orada bambaşka bir dönüşüm olacağını biliyoruz. Evet, en azından Ticaret Bakanlığı'nın eylem planı içerisinde benim de incelediğimde gördüğüm, tabii ki bir üretim kısmı var. O üretim kısmını da ilgilendirecek konular var. Zira yatırım alanlarının nereye doğru kayacağı konusunda da çok ciddi bir mesaj veriyor. Yani yenilenebilir enerjiye doğru bir ibre çok açık görüyorum ben o mesajı. Bir diğer tarafta da çok ciddi enerji tüketimi olan sanayinin de bir enerji dönüşümü mecburiyeti gibi bir görüntü var. Zaten Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı öncelikle karbon düzenleme mekanizmalarıyla bunların ne olduğunu gösterecek. Sınırda karbon ticareti, emisyon ticaret sistemi gibi mekanizmalar önce gelecek. Ardından senin söylemiş olduğun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konuları, ki bunlar da direkt kendi teşvik mekanizmalarıyla Avrupa Birliği tarafında da ve Avrupa Birliği şunu da belirtiyor. Yeşil Mutabakat'ın içerisinde Avrupa Birliği ülkeleri kendi finansmanını bunları desteklemek için kullanır diye de belirtiyor. Bunların hepsi bu şekilde gelecek önümüze. O zaman biraz da Avrupa Birliği tarafından bahsedelim. Yine Temmuz ayı ortasında Avrupa Birliği Fit for 55 diye bir düzenlemeler zinciri çıkardı. Doğru. Fit for 55 2030 senesine kadar %55 karbon salınımını azaltmak üzere yapılacak bir takım çalışmaları içeren mevzuatlar bütünü. Doğru tanımladım değil mi? Doğru. Bu kapsam içerisinde enerji ticareti, enerji vergilemesi ve sınırda karbon vergilemesi gibi bir takım yeni kavramlar veya üzerinden geçilip güncellenecek bir takım kavramlar da aslında gündeme geldi. Yaptığım çalışmada şunu gördüm. Evet, enerji ticareti, enerji vergilemesiyle ilgili zaten mevcut düzenlemeleri vardı Avrupa Birliği'nin. Ama sınırda karbon vergisi uygulaması yeni bir uygulama olacak. Benim gördüğüm kadarıyla amaç şu:
kendi bünyeleri içerisinde, Avrupa Birliği bünyesi içerisinde kirleten vergisini öder şeklinde bir mekanizmayla karbon salınımını azaltıcı önlemleri almayan şirketlerde bir vergi maliyeti artışı söz konusu olacak. Bunun enerji şirketleri tarafındaki etkisini biraz da fırsat olarak değerlendirirsek, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde özellikle karbon türevi yakıtları kullanan ve Avrupa Birliği üyesi olduğu halde bunu bu konuda henüz daha adımlarını doğru şekilde atmamış olan ülkeler için çok büyük bir yeşil enerji, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon türevi yakıtların dönüştürülmesi konularıyla ilgili önemli fırsatlar var. Evet, fırsatlar tabii bir takım riskleri de beraberinde getiriyor. Elbette onu bir dengede olması gerekir ama en azından bizim bu sohbetten sonuç cümlesi olarak ben şunu söyleyebilirim. Şu anda hemen tüm şirketler ve ülkeler için yeni kavram sınırda karbon vergilemesi kavramı. Çok doğru. Elbette Dünya Ticaret Örgütü'nün kuralları vesaire falan bu uluslararası ticaret uygulamaları çerçevesinde doğru şekilde uygulandığı varsayımından hareketle bu cümleyi kuruyorum. Ama konuşmanın bir noktasında sen de bahsettin. Avrupa Türkiye için çok ciddi bir ihracat noktası. Dolayısıyla Türkiye'deki şirketlerde Avrupa Birliği'ne ticaretlerinin kesintisiz devamını temin etmek üzere sınırda karbon vergilemesi nedeniyle ek vergilerle karşılaşmamak için şimdiden stratejilerini belirleyip yeşil mutabakatın beraberinde getireceği dönüşümü, enerjilerini, tüketimlerini, hatta bu döngüsellik kavramı çerçevesinde değer ve tedarik zincirlerini gözden geçirerek bir aksiyon almak zorundalar. Döngüsellik kavramı burada gerçekten önemli bir kavram. Türkiye'deki Ticaret Bakanlığı'nın Yeşil Mutabakat Eylem Planı içerisinde döngüsel ekonomi eylem planının yayınlanması ile alakalı da bir madde var. Buna özel olarak önem veriyorlar. Çünkü şu da var, Avrupa Birliği'ndeki toplam yapılan üretimlerde kullanılan döngüsel ekonomi ürünlerinin, yani yenilenen ürünlerin oranı sadece %12. Bu oranı arttırmak durumundalar. Bu da bir teknoloji gelişimi içeriyor. Ve aynı zamanda bir de kendi gerek binalarında gerek enerji tarafında yenilemeler ve yeni teknolojilere geçişi yapmak zorunda kalacağını kendileri beyan ediyorlar. Bu paylaştıklarımız aslında bazı başlıkları ön plana çıkarıyor. Döngüsellik, döngüsel ekonomi kavramı, enerji sektöründeki şirketlerin ve ciddi enerji tüketimi ne ihtiyaç duyan sanayi şirketlerinin bu döngüsellik kavramıyla ilgili korelasyonu ve Avrupa Birliği ve Türkiye'de düzenlemeleri yapılan yeşil mutabakat kavramı ve bununla birlikte elektrik altyapısının mevcut durumu ve ihtiyacı olan dönüşüm konuları bence ön planda çıkan konular. Zannediyorum bundan sonraki sohbetlerimizde bunları ele alacağız. Herkese iyi günler dilerim. İyi günler. Thank you.